Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber bültenini izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan yerel haberlerimiz vardır. Devre Belediyesi'nde vatandaşlara yakından hizmet veren Standart Kamu şirketi şimdilik ise mevcut olan borçları ile zor bir şekilde baş başa çıkmaktadır. Ondan dolayı vatandaşların 1.6 milyon denarın borçların ödenmesi konusunda hem belediye hem de Standart Kamu şirketi yetkililiği tarafından çağrılar yapılmaktadır. Standart Kamu şirketi müdürü Mazlum Leşi'ye göre bu özellikle ödenecek olan borçlar şirketi olumlu bir şekilde etkileyecek. Şimdilik ise bu borçlar bütün çalışmaları olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bilindiği gibi Standart Kamu şirketine vatandaş borcu 1.6 milyon dolar olarak kaydan geçmektedir. Devre Breşya Kreşi'nin çalışmaları söz konusu olurken birçok projeye de dahil olması ile birlikte başarıdan başarıya devam etmektedir. Devre Breşya Kreşi'nin müdürü Ayriye Daci'ye göre tam yapılmış olan son çalışmalar Romanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri tam kapsamaktadır. Son olarak La Laguna Üniversitesi tarafından çağdaş eğitim yöntemleri ile ilgili olarak Devre Kreşi eğitmenleri eğitim yakından alabilmeleri için oraya de ziyaret etmiş oldular. Devre Hastanesi birçok alanda Devre ve Merkez Jupa hastaları için hizmet vermektedir. Öte yandan ise şimdilik ise tam transfüzyolog ve bu görevini yapacak olan uzman söz konusu değildir. Sağlık Ocağı Müdürü Bakya Lili'ye göre özellikle yapılmış olan çalışmalar devam etmesi ve kadro arayışları devam etmesi bu sağlık ocağı için tam vazgeçilmesi oluyor. Çünkü başka çare de olmuyor. Öte taraftan ise mevcut olan etkinlikle ve arayışlar devam ederken Devre Sağlık Ocağı hala transfüzyoloğa sahip değildir. Özel ihtiyaçlı çocukları için barındırma merkezlerin faaliyetlere geçmesiyle birlikte özellikle bu grup vatandaşlara iyi bir şekilde hizmet verilmektedir. Tecrübe paylaşımı ve yeni eğitme tam oyunları ve gereken teknikleri öğrenmek için bu sefer ise Ustruga'da birçok sivil kuruluşun yardımıyla da özellikle özel çocukları için özel ihtiyaçlı barındırma merkezlerin yöneticileri de bir araya getirmiş olan bir sebep söz konusu oluyor. Özellikle bu sefer sadece ülkemizden değil komşu ülke olan Arnavutluğunda benzer makamları Ustruga'yı ziyaret etmiş oldular. Akaryakıt perakende satış fiyatlarında yarı geceden itibarıyla indirimli olarak olacaktır. O şekilde 0.5 denar ile 1 denar arasında bir indirim söz konusu oluyor. Demek ki yarı geceden itibarıyla yeni fiyatların şu şekilde dağılımı söz konusu oluyor. Euro dizel 95.57,5 denar olarak satılırken Euro Super BS 95 ise 65.5 denar benzin olarak satılmaktadır. Euro Super BS 98 benzinin yeni fiyatı 67,5 denar 1 litre için olmaktadır. Ekstra hafif kullanılmış olan evlerdeki yağın fiyatı ise 47 denar 1 litre için olarak satılacaktır. Bilindiği gibi her hafta Enerji Denetim Komisyonu tarafından perakende satış fiyatlarının yeni biçimi söz konusu olmaktadır. Ondan dolayı her hafta tam yapılacak olan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde yeni fiyatlar söz konusu oluyor. Evet, yerel haberlerimizden sonra sırada ise ülkemiz için önemli olan haberlerimiz vardır. Onları da izleyelim. Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu olan Macaristan'dan temsilcisi Oliver Varhey'e göre özellikle ülkemiz ve Arnavutluk müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak hızlandırılması ile ilgili olarak kendi yorumunu yapmış oldu. Varhey'e göre özellikle ülkemizin gelişim için önemli olan olaylardan bir tanesi müzakerelerin başlatılmasıdır. Ondan dolayı ülkemize yapılacak en büyük yardımlardan bir tanesi ise müzakerelerin başlamasıdır. Son olarak savcılık yasası ile ilgili olarak getirilecek veya getirilmeyecek olan kararlar bu sefer ise Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'ne taşındı. Meclis Başkanı Talat Caferi'ye göre özellikle meclisin feshedilmesi konusunda getirilecek olan karar en çok 16 Şubat'a kadar uzatılabilir. Ondan dolayı partilerin uzlaşma ile ilgili olarak gereken de bir çağrıda bulundu.
Hükümetten bağlı ülkeye 3 milyon dolarlık bir destek. Özellikle son olarak belgesel filmin alanında dünya çapında büyük bir başarı göstermiş olan bağlı ülke takımı bu sefer ise ülkemizden de tam yapılmış olan destekle birlikte ilerideki yapılacak olan ülke çapında çalışmaları için iyi bir motivasyon söz konusu oluyor. Hükümetten gelmiş olan maddi destek bu sefer 3 milyon dolarlık bulmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.